Bo'ldi, tushundim. Ustoz, rahmat ko'p. Salomat bo'ling. Yana ikkinchi savolim Imom Molik haqlari deydi. Endi jihod to'g'risida ham gap ketib qoldi. O'sha joyda Imom Molik to'g'risida ma'ruzani eshitganimda Imom Molik javobiga bitta şey, fakat şu cihatki kızı bir no Müslüman yiğit gelip soruyor gereken ne ki cihatki Bismillah. Korkup kaldı mı yok? Ne oldu şimdi? Mani ümmetke koydan koprak diye de eğer ileriki ilim örgütse şu ben ilim cihadı cevap gene geldi. Şu yolu tellerim. İlim adamlar ilim örgütüş cihattan üstün bulamaydı diyen ne kadar kurtarıp çıkışı vardı diye. Ama ona kadar bulması kere gidip şu fikri bildirdim. Şu ortada bahs bu kaldı. Şu günge sizi bir fikrinizi bulmak için. Yani şeriat ne mani büyüredi. İmam Malik ne gibi bunlar diğerler, ne megal sokların bunlar diğerler, şunu bulmak istiyorum. Hop. Sizin avazınız ortada bir üzülüp kaldı. Onun için savalı başkaktan kayıtları şey. Avazınız üzülüp kaldı galiba. İmam Malik Aldılar ya, bir kişi işli geldi. attım. Aha, indi. Etin. Müslüman yiğit gelip, yani cihat ki kızı kadigen Müslüman gelip, İmam Malik ki cihat ki çağrılı geldiği doğrusu da bir maruzda işittim. Şunda İmam Malik çağrılığı karate cevap vergene geldi. İslam dini fakat yine cihattan ibaret demez. Ben bunda cihattan göre ilim yöredeki cihatta azal kuramam diyen cevap vergene geldim. Kısaca ben düşüncem bu içi. O şey maruzada. Şunda İmam Malik yapları boyunca ben düşüncem hasıl bu gelmedi. Eğer adamda ilim örgütüş imkaniyeti olsa fakat yine şu uruş cihatlanmaz. Adamda ilim örgütü İslam dininin rajlanışı kısa kursatçıya bu cihattan üstün derse diyen fikir hasıl bu gelmedi bende. Şu doğrusu da bastı, şu uzun fikirlerimi bildirsem yok buna kıyamazsın, urup yiyin mahcup ol işte. Şunge sizi fikrinizi bulmak istedim, şeriatımızda ne diye düşünüyorum. Hop, o zaman aslında cihat İslam'ın zerbatı senemi, en çokkısı. Cihat degen de o şey kolüge kural alıp, düşman bastırıp keliyetken bulsa, düşmanını tohtatış için çıkan mücahitlerinin ameli, İslam'da en çok kudagi amel. Bundan üstün amel o şey vaziyette yok. Ne için o şey vaziyette diye ben? Çünkü düşman her daim toktamasından bastırıp kere vermeydi. Şunda vaziyetler boladı. O şey vaziyette Müslüman erkek cihatke çıkışlığı vacip boladı. Ve cihatte düşmanga karşı bulgen cengde ölüşünü arzu kılmegen adam kalbide nifakı var adam hakkında rivayetler var. Lekin bularını mesela ilim alıştan göre buna kadar cihat afzal duradı. Bu cihattan göre ilim afzal duradı deyip umumi manada hemmesini keskin cevap verişlik doğru mez. Kanda cevap veriladı? Her bir narsanın öz ornide ağırlığı var. Her taşının özünün cayide ağırlığı var. Başka cayide abarsayız bu uşa ağırlıkını vermeydi. Bunun özünün vazını var. Şimdi ilim afzal mı, cihat afzal mı dese ulamalar bir ittifak etti ki umumi manada ilim afzal değildi. Demek ki çünkü ilim bulmasa cihat am kılıb olmayıydı. İlim bulmasa cihat kılıb olmayıydı. İlim afzal mı, cihat afzal mı? Demek ki ilim afzal diye yapsın dese ilim afzal. Demek ki çünkü İlim her daim kerek bo'ladi. İnsan ko'zini ochgandan ko'zini yumgunga kadar ilimga muhtoj. Biror soniya, biror daqiqa ilim kerakmas degan joy yo'q. Har doim ilimga muhtojsiz. Har doim, har soniya, har daqiqa. Jihodga qachon muhtoj bo'lamiz? Jihod farz bo'lgan paytida muhtoj bo'lamiz. Jihodga zaruriy jihatdan muhtoj bo'lamiz. Jihod farzi kifoya. Bazı adamlar hal kılsa, bol da kifaya şu. Kolgallardan sakıt buladı.
ilim hiç kimden sakıt bulmaydı. Yani özünün dairesindeki ilim hiç kimden sakıt bulmaydı. Siz namaz okurken siz namazını, farzlarını örgenişiniz vacip, farz. Siz boy bularken siz zakatının, malının taksimatını örgenişiniz farz. Ramazan rozası kırıp gelerken rozanın farz, sünnet, müstahab, mubah makruhlarını örgenişiniz şart. Cihatke çıkarken siz cihatının fikhini örgenmesinden kuralge, kolge kural üçleşlik haram. Bunlar şunaka manada çüntürler. Cihat hakkıda, cihatını Kur'an-ı Kerim Mekke'de cihat kelimesini hele kolge kural alıp düşman bilen kanlı cenge kirişiş ayetlerden aldın Mekke'de nazır bu. Cihat kelimesi. Allah Teala ayetledi ki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَا تُطِعِ الْكَافِر۪ينَ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَب۪يرًا دِيَن. Kafirlerge itaat kılmayın. Kafirlerge itaat kılmayın. Ve ularge karşı Kur'an bilen katta cihat kılın degen Allah Teala. Yani Mekke'de hele kurallı cenge ruhsat yok. Allah Subhanahu ve Teala bu ayetini nazıl kılgenden keyin ta ahirge ayet nazıl bugünce hem bu ayet hükümden toktageni yok. Yani mensuh bu geldiği yok. Hazırdan bu ayet amel kıladı. Kafirlerge itaat kımayımız, ularge karşı Kur'an bilen cihat kılamız. Hazırdan. Hazır bana hazırge vakıya hadiselerde adamlar hissiyat bilen çıkıp git yaptı bazı işlerge. Ulamalar ne mi uçur buna kaytarışı yaptı? Çünkü hissiyat bilen ularge karşı uruş degen ayet yok, hadis yok. Ularge karşı ilim bilen mücadele kıl degen ayet durdu. Kur'an ilim. İlimin menbeyi. وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَب۪يرًا. En katta cihat Kur'an bilen bugün cihat. Kur'an-ı Kerim'de cihatını kebira, en katta cihat deyip namlengen yegane ayet şu. Ve bu ayet Kur'an'a tegişi. Demek, ceng, katta cenge var, vaziyetler var. Ölse şehit bolası, öldürse gazi boladı, zirveti sanamı İslam'ın çokkısı deyip namlenedi. Lekin uşalardan ham üstün türedi, Kur'an ilimlerini örgenip adamlarına bunu yetkazış. Muhalif cemaalarına karşı İslam'ın hak ekenliğini kursatış. En katta mücahid burar. Ulamalarının cihadı o şey ilim bilen boladı. Ularının cihadı meydanda her daim zarur boladı. Her daim. Biz kadımda ötken mücahidlerini fakat tarihini esleyimiz. Lekin ular neme amel kılgenlerini ulamalardan örgenemiz. Salahuddin Ayyubi, kahraman, Kuddüs'ünü fatih kılgen zat. Lekin kanday fatih kılgen? İlim asası da fatih kılgen. Demek Salahuddin Ayyubi'nin namı bilen fakirlenip, mücahit babka mıyımız biz? Salahuddin Ayyubi'nin Kuddüs'ünü fatih kılgenliğindeki ilimini örgenip, o şey ilimge amel kılıçlikke mamurumuz. Ve cahidhum bihi cihaden kebira. Ulamalarının kitapları, siyahları şehidinin kanıge tenginleştirilgen. Ahli ilimlerden şunu için itibarı kette. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sizlerden bir taife cihatke çıksın degen de bir taife kalsın, fikhini örgensin, cihattan kaytip kelgenlerge ilim örgetedir degen Tâbe suresinde alakada ayetten var. Yine bir ayette Allah Subhanehu ve Teala kafirler ve münafıklarge karşı cihat kılın degen Allah Teala peygamberimizge. Vakiyelikte münafıklar bilen kurallı ceng mutlaka bu meyen. Nemene nazarda tutulgen? İlim nazarda tutulgen gene. Şundan kep çıkıp ayetedeki ulamalar, kurallı ceng öz ornuda ağır. Mesela ilim, ahli ilimler kitap bilen, ilim bilen şuğurlanıp durup diyor, düşman bastırıp kep kaldı, yurtke, memleketke, çigaranı bastırıp kiliyip. Neme kılamız? Askeri kuvvet ularge karşı ceng kıladı. Askeri kuvvetke yordam veremiz biz. Lekin askeri kuvvet küçü yetmeye kalsa, her bittemiz, kolumuzga kural alış imkaniyetimiz var mı? O kim bu işten kat'i nazar ularga yordam veredi. Ta ki düşmanın zulmünü daf kılgümge kadar. Düşmanın zulmü daf bulsa, dehkan dehkançiliği bilen, tacir ticareti bilen, kassap kassapliği bilen, kasıp kasıpliği bilen, ulama ilmi bilen şugurlamadı. Her kim özünün işini kıladı, ve her bitta insan ulamadan özünün işideki halal haram meselesini örgenişlikke
mecbur. Mana şu cihattan ulamanın fazlı, mücahidinin fazlıdan üstün duradı. Ulamanın fazlı, mücahidinin fazlıdan üstün duradı. Şimdi bu işe ornada vaziyetke karab, mavzunu yani batafsıl yoruluş gereği. Bu hakkında biz çok sohbetler kıldık. Ular içi de bu malumatlar yeterliçe var. Her bittesinin rivayetlerini keltirdik. Demek en katta cihat ilim biraderler. İlimden keyin qolgan hamma amal ortaya çıkadı. Demek ki adamlar ilimge hücum kıladı. Demek uchun ilimni olgisi kelmaydi. Çünkü ilim odamlarni hissiyotlariga, ularga yoqadigan narsalarni topib berishga majbur emas ilim. İlim ilohiy ta'limotni bizlarga ko'rsatib beradigan karta bu, yo'nalish, maslak, manhaj. Bu manhajga amal qilgisi kelmagan odam, o'zi ilim o'qimagan, o'rganmagan, o'zining nafsi mana bu ishni qilishni xohlab turibdi, o'sha xohlagan narsasiga shariat noto'g'ri degan javobni bersa, o'sha noto'g'ri degan javobni aytgan odamga hujum qilishyapti. Maqsadlari nafsoniy xohishlarini qondirishlik uchun xolos. Ular xohlagan gapni gapirib bermaganingiz uchun ahli ilmlarni bular yomon ko'radi. Nima deyshadi? Ilmiga amal qilmagan odamning ilmini olmaymiz. Ya sen ilmiga amal qilsa ham olmaysan o'zi. O'sha odamlarni yaxshi tekshiringda ilmiga amal qilgan odamdan ham ilm olmaydi ular. Vaholanki kim ilmiga amal qilyapti, kim amal qilmayapti, bandalar tekshira oladigan region emas ya'ni. Sizni hozir ilmga amal qilyapsizmi, yo'qmi, qattan bilaman men. Qanday qilib sizni kuzatib yuraman, 24 soat qanaqa qilib sizni nazorat qila olaman men. Zohirida, yelkasida Bani Isroilning hikoyalari bor. Musa alayhissalotu vasallam davrlarida bir kishini kunduzi bilan fohishaxonada, kechasi bilan mayxonada yurganini ko'rishadi. O'lgandan keyin hech kim janozasiga bormaydi. Alloh subhanahu va taolo o'sha zamonasining payg'ambariga vahiy jo'natadi. Falon mening do'stimni olib kelib, yuvib tarab janozasini o'qib ko'mgin deydi. Payg'ambarga vahiy keladi. Mening do'stim deyapti Alloh taolo haliga kunduzi bilan fohishaxonada, kechasi bilan alkashxonada yurgan odamni. Keyin bu odam borib, uni olib kelib, yuvib tarab ko'mgandan keyin ayolidan so'raydi. Seni ering, turmuş o'rtog'ing hamma ma'lum biladi. Alkash fohisha deb bilamiz biz. Nima yaxshiligi bor edi desa, meni erim alkash emas edi. Meni erim fohisha emas edi. Meni erim pul topardi. Topgan pulini hammasini fohishaxonalarga borib, fohishalik qiladigan ayollarga berardi. Bugun topadigan, haromdan topadigan mablag'ingni mendan ol derdi. Bugün zina qilmagin, eshigini yoptirib qo'yardi, boshqa odamlarni zinodan to'sardi. Aroqxonaga borib, topgan pulini hammasiga, o'sha kundagi aroqlarni hammasini sotib olib kelib uyga ko'p to'kardi. Odamlar shu harom narsani ichmasin dedi. Odamlarni ko'zida alkash, odamlarni ko'zida fohishaxonada yurganga o'xshab ko'rinardi. Be'amal bo'lib ko'rinardi. Bizni ko'zimizga be'amal bo'lib ko'rinayotgan odamning qalbida taqvosi borligiga biz ya'ni guvohlik bera olmaymiz taqvosi yo'qligiga. U na qadar amal qilayotganligiga bizni imkoniyatimiz yo'q. Bu shaytonning xilalaridan biri. Ilm gapirilsa, u ilmga amal qilmaslik uchun darrov ilm gapirgan odamni amal qilmayapti bu deb malomat qilish shaytonning asarlaridan. O'sha odamga nima amal qilsak sizni rozi qilamiz desa, u o'sa shuttak cholishlikni aytadi sizga. Boshqa hech narsani ayta olmaydi. Bu ham bir latoyif. Latoyif bu ham. Ko'zini ochib ko'rgan narsasi shuttak bo'lardi. Siz shuttak cho'bermasangiz, bu amal qilmayapti deyiveradi. Ve shuttak cholishdan boshqa narsalardan bor desangiz, u qanaqa narsalar, shuttakning nimasiga o'xshaydi deydi ular. Nima uchun ular xohlagan narsani biz qilib berishimiz kerak yoki siz aytib berishingiz kerak? Nima uchun? Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bir necha o'rinlarda amal masalasi haqida gap ketganda summa unabbiukum bima kuntum ta'lamun ta'malun degan. Summa unabbiukum so'ngra sizlarga uni bayon qilib beraman deydi Alloh taolo.
sizlarga xabarini beraman deyapti. Nimani? Bima kuntum ta'malun. Nima amal qilganingizlarni xabarini beraman deyapti. Zohirda ko'ringan amallar sizni biz unga amal qilyapti deb baho bera olmaymiz 100%. Uning qalbida nifoq bo'lsa nima deysiz? Kim javob beradi unga? Alloh bizga xabar beradi qiyomat kunida kim nima amal qilganligini. Xo'sh, nima qilish kerak ekan? İlimge amal qilish kerak. İlimge quloq solish kerak. Yana bir ma'nosi bor. İlim o'qimaslik ham amal qilmaslik. Alloh taolo ilimga buyurgan bizni. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Her bir musulmonga ilim talab qilishlik farz deyapti payg'ambar alayhissalom. İlim talab qilish ham amallarning eng cho'qqisi hisoblanadi. Bu gapni soya soldirib boshqa tomonga o'tkazib yuborishlik uchun harakat qilib ilmiga amal qilmaydi bu deydi. Abdulla Qoraka aytardi, Alloh rahmat qilsin. Odamlar o'zlari xohlagan gapni gapirib beradigan domlani qidirishadi. O'zlari xohlagan gapni gapirib berish kerak. O'zlari xohlagan gapni gapirib bermasa u allomiy jahon bo'lsa ham hech narsani bilmas ekan deyishadi. Siz qovun eksangiz, sizga qovun haqida gapirib berish kerak ahli ilm, u odamning nazrida. Qovun haqida gapirganingizda, o bu zo'r olim ekan, dahshat qaraylar, qovun haqida gapirdi deydi. Nimaga qovun ekan u? Bunaqa bo'lmaslik kerak. Bugungi hodisalarni qarangdi. Shariatdan chekinmay, Abror Muxtor Aliyning shaxsiy gapini aralashtirmay, Qur'oni Karimdagi oyatlar, hadisi sharifdagi dalolatlar bilan dushmanga qarshi qanday muomala qilish kerakligini salaf ummatning fahmi bilan o'rtaga qo'ysak, bizni uyalmasdan payg'ambarni yaxshi ko'rmasakansiz deyapti. Nimaga suyalyapti ular? Nimaga suyalyapsan desak, hissiyotga suyalyapti. Bir iflos badbaxt Allohning la'nati bo'lgan bir galuboy payg'ambar alayhissalotu vasallamni haqorat qilganligi dunyoda trend bo'lib ketdi. O'shani ko'rsatib, go'yo o'zini payg'ambarning mahbubi, muhibbiyu boshqa odamlar Rasulullohni himoya qilmagandek ko'rsatyapti. Bittasi shunaqa deb yozuvdi, profiliga kirsam og'zida bir qarich sigaret turibdi. Men payg'ambar alayhissalotu vasallamni yaxshi ko'rmasimiz, men uni nazdida u Rasulullohni himoya qiladigan zotimish. Og'zida kofirlarning sigareti. Mana ahvol. Bular birodarlar, qalbim tozachilar, kristalniychilar bular hammasi. O'zi shariatni o'rganmagan, halol nima, harom nima farqiga bormagan, ularga yoqadigan gapni gapirib bermaganligingiz uchun sizni yomon ko'radi. Bo'ldi. Shu trollning urinishlari hammasi mana shu tuhmat bo'xtondan iborat. Hoy, payg'ambarni yaxshi ko'rmaslik kufr birodarlar. Musulmon odam Rasulullohni yaxshi ko'rmasligi mumkin emas. Kim Rasulullohni yaxshi ko'rmayman desa kofir bo'ladi. Xotini nikohi buziladi. Buni qo'rqmasdan aytishyapti. Bizmiz Rasulullohni yaxshi ko'rmasimizmiz. Ha, ilm muhim birodarlar. İlim eng muhim narsalardan. Bu ummat ilmga tarixda murojaat qilganiz qadar murojaat qilmasakan izzat tojini kiya olmaydi. Bu ummatning bugungi kunda ahvoli holati ba'zi vaziyatlarda boshqa muxoliflardan orqada qolganligimizning sababi ilmdan orqada qolganligimiz sababli. Ilmdan orqada qolib ketdik biz. Hamma sohada. Qur'on ilmlari, tafsir ilmlari, bu diniy ilmlar 20, 15, 40 yillab ulamolarning urunishlari, tavfiqning muvaffaqiyati talab qiladigan ilm bu. Undan tashqari boshqa ilmlarga targ'ib qiluvchi shu ulamolar. Bugun ulamolarga tosh otish, ahli ilmlarga tosh otish, talabalarni obro'siga tajovuz qilish, ulamolar ichimizdan chiqarishlikka harakat qilmaslik oqibatida faqat parokandalik yuzaga keladi. Buni biladi dushman. Payg'ambar alayhissalotu vasallamni karikatura qilib, johillarni hissiyotlarini qo'zg'ab, ulamolarning tavsiyasilarini shariatga ko'ra, dalilga ko'ra bo'lgan tavsiyalariga tajovuz qilishini dushman biladi.
Ular bunu o'ylab chiqqan institutlar ishlab o'tiribdi. Sharqshunoslar Qur'onni har kuni o'qiyapti. Hadislarni har kuni o'rganyapti. Qanday qilsak bu johil ummatni jaholat botqog'ida ushlab turamiz oxirgacha. Eng samarali yo'l ulamolarni obro'sizlantirish. Chunki ulamolarga sharaf, ulamolarga imkoniyat bo'lsa, xalqni tezda oyoqqa turg'izib yuboradi. Sen deydi tibbiyot bilan shug'ullan deydi. Sen deydi ticaretini kolga al deydi. Sen deydi dehkançılık uruh masalasını kıl deydi. Uleması atrafında cemlengen ümmet tez de ayakta duradı. Bir asır ötmesinden dünyanın ustazlarına eğlengen. Bizden ajda İslam'ını kabul kıyan zahat. Beruniler neçinci asır adamlar? 9. asır adamlar. Miladi. Tez de İslam kırgan zahatı bunu kurtarılıyor. Şunun için cihatın özünü ordu var. Her bir amalını, her bir narsanın özünü ordu var. Lekin hammasining ostida ilim yatadı. İlimge etibar karatılmagunga kadar cihatta hem galip bo'lolmaymiz. İlimge etibar karatılmagunga kadar dünya masalarda hem peşkadam bo'la olmaymiz. Salomat bo'ling.